Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Ben yine kısmetle nasip olan fincanlarımı tekrardan kullandım. Bunları çok seviyorum. Artık aynı fincanları tekrar tekrar kullanıyorum. Bunlardan bir tanesini seçin. Birini kendiniz için, birini başkası için olabilir. Kendiniz için, sevdiğiniz biri, çocuklarınız için, bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Herkes baktığı gibi bakacağım. İçini de çok net göstereceğim. Çünkü bu sizin enerjinizle alakalı bir şey. Eğer ki şu anda bu videoyla karşılaştıysanız kafanızdaki kişiyle ya da soru işaretiyle ilgili bir cevap alacak mısınız gibi düşünüyorum. Tamamen sizin enerjinizle alakalı. Bu tarzda yüzlerce video var kanalımda. Girip onlardan bir tanesinde herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Şimdi böyle bir kısmet, bir nasip fincanlarım var. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Bakalım seçtiğiniz fincanda neler çıkacak. Bu arada gerçekten videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni destekleyebilirsiniz. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Şimdi bir tanesini seçin. Ben sırayla ikisine de bakacağım. Nasip olan fincanla başlayayım. Kısmeti şöyle yan tarafa alayım. İlk önce nasibi seçenler için, nasip fincanını, yani soldaki fincanı seçenler için bakalım falımızda neler çıkacak. Şimdi böyle açalım bakalım. Nasip fincanımızı seçenler için neler çıkacak. Şöyle bir bakalım. Sizler de bir görün. Neler çıkmış. Bence temiz ve ferah bir fal çıkmış. Bakın böyle sadece bir göz çıktı şurada. Bir göz sizi izleyen. Yani böyle hani birinin gözü üzerinizde olabilir. Birinin kötü enerjisi, nazarı vesairesi olabilir. Hani herkes inancına göre dua edebilirsiniz. Ya da işte enerjiden sizi uzak tutacak şeyler. Kötü bir enerjisi olabilir birinin üzerinizde. Nazarı gibi çıkmış. Şöyle bir bakalım hane kısmında neler çıkmış. Hane kısmı temiz. Ferah çıkmış böyle. Bir insan var yalnız. Böyle bakın ayakta durmuş. Böyle kollarını da ikiye ayırmış. Böyle açmış böyle. Ve kafasında bir sürü düşüncesi var. Bu insan böyle hanede tek başına en kuvvetli ve her yere yetişmeye çalışan bir insan gibi. Bakın böyle ayakta duruyor tek başına. Ve o kadar düşünceli bir insan ki herkesi ve her şeyi düşünüyor. Kafasında bir düşünce değil ve eli, kolu hani hep birilerinde. Burada başka bir insan var, burada başka birileri var. Herkesi yetişmeye çalışıyor ortada. Ama tabii artık biraz yorgun ve kafası karışmış gibi gözüküyor. Çünkü kolay değildir her yere yetişmek. Böyle çok özverili bir insan gibi çıkmış burada. Ama bu insan çok kısmetli. Belki de hani herkes yaptığı iyiliklerin karşılığını görür. Ben ona inanıyorum. Herkes ektiğini biçer bu dünyada. Ne kadar iyilik yaparsanız o kadar da karşılığı size kat ve kat fazlasıyla bir şekilde farklı yollardan da olsa geliyor bence. Kısmetli biri bu. Bakın böyle bir balığı nasıl bir kısmeti çıkmış. Bu kişiye böyle ya bir yerden bir para gelecek ya bir kısmet gelecek. Yani böyle bir bolluk bereket içerisinde kalacak. Hani böyle bu temiz kalpliliğinin hani böyle ekmeğini yiyecek bu dünyadan gibi. Böyle bir kısmetli bir döneme girecek. Bir balık var böyle. Bir para, bir güç, bir şey var bu kişiye gelecek. Bu kişi yalnız hayatında bazı kişileri, iki kişiyi özellikle böyle karşısına almış bir konuda. Hani her şey yetişirken iki kişi var karşısına almış. Yani ya da bu iki kişinin karşısına geçecek. Kendisi de geçecek olabilir. Bir konuda hemfikir olamayacaklar. Yani bu hani böyle bazen her şeye çok yetişiriz ama yorulduğumuz anda ya yardım isteriz ya da artık karşı tarafa geçip ya yeter hani sen de elini taşın altına koy deriz ya böyle hani şey var burada eğer sorumluluksa bu herkese yüklenecek bir sorumlulukmuş gibi bir konuda birinden yardım isterken iki kişiyi karşısına alacak yani hani böyle bakın iki kişi var karşısına burada biri burada da bir kişi ve ona karşı ağzını açmışlar bakın şurada ağzını açmış bak bu da böyle kolunu kaldırmış karşı karşıya gelmişler. Bu bir iş yerinde de olabilir. Mesela diyelim ki iş yerinde sorumluluğunuzu çok alıyorsunuz. Hani böyle çok büyük sorumluluklar alıyorsunuz vesaire. Ama aslında aynı işe diğer arkadaşlarınızla da paylaşmanız gerekir. Ama bazıları hani böyle çok her şeye koşturur. Ama diğerleri böyle çok uğraşmaz. O zaman işte o konuda böyle karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu aile içerisinde de bir durum olabilir. Belki de ailevi bir konuda olabilir. Ama böyle iki kişiyi karşınıza alacaksınız gibi çıkmış. Bir konuda böyle bir zıtlaşma, bir değişik bir durum çıkmış yani böyle.
Şimdi yapmak istediğiniz o kadar çok şey var ki, bakın böyle o kadar böyle karışık kafanızda böyle bir sürü şeyler çıkmış, böyle hani yapmak istediğiniz, planladığınız şeyler var ama böyle sarmaşık gibi olmuş, hani biraz vadesi var ve sıraya sokmanız gerekiyormuş gibi. Şu an kafanız çok karışık, hani böyle biraz kafanızın durulması gerekiyor, böyle labirent şekline dönmüş ve çıkmazda gibi, hani yapacağım ama hani hangisini ve sırayla nasıl yapayım diye böyle yavaş yavaş böyle puzzle hepsi olacak. Bir süresi var bunların. Hani bu işle ilgili olabilir. Diyelim ki mesela işte işinizi geliştirmek istiyorsunuz, kendi işinizdir ya da kendi işinizi yapmak istiyorsunuzdur. Bundan sonra iş değişikliği yapmak istiyor olabilirsiniz. İşte aile ile ilgili bazı şeyleriniz vardır, planlarınız vardır hayata dair ama hani bunları böyle tam ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Biraz böyle şey var, vadesi var. Düşünüp planladıktan sonra hayata geçireceksiniz. Her ne istiyorsanız onun için biraz bekleme zamanı sanki çıkmış. Böyle birazcık bir bekleme zamanı. Ondan sonra hayata geçirilecek gibi çıkmış. Şurada bakın şöyle elinde bir kitap okuyan, yani ya bu Kur'an okuyan ya da böyle gerçekten eğitim yani okuyan, yani eğitim alan birisi olabilir. Bu hayatınızda öyle biri var. Bu kişiden bir haber gelecek. Bu kişi böyle biraz uzaklaşacak, uzak bir yere gidecek. Hani bu belki de eğitimle alakalı olabilir bu çünkü. Hani bir uzaklaşma da çıkmış. Hani bir şeye binmiş gidiyor gibi bu kişi. Etrafınızda varsa böyle ya da sizinle alakalı. Hani eğitim için bir yere gidiyor olabilirsiniz. Mesela diyelim ki işte okula gidebilirsiniz. Okul kazanıp gidebilirsiniz. Ya da işte iş yerinde bir eğitimle ilgili bir yere, yurt dışına herhangi bir yere gidebilirsiniz. Ama ya da çok yakın çevrenizde bu çocuklarınız olur, hani bu eşiniz olur, en yakınlarınız birisi. Eğitim için bir yere gitmesi gerekecek, uzaklaşacak bir gündem var böyle. Elde kitabını almış bir şey okuyan insan var ve uzaklaşıyor, bir yere gidiyor gibi çıkmış. Sizseniz eğer siz istiyorsanız inşallah sizinle alakalıdır. Hani istediğiniz, eğitim almak istediğiniz bir konu varsa onunla ilgili de İnşallah alabilirsiniz. Şimdi şöyle bakınca başka neler çıkmış. Şurada bir deve var. Deve böyle oturmuş. Hani böyle aslında deve de kısmettir. Şurada da balık vardı az önce. Yani bu falı tutanlar için bence kısmetli bir dönem. Hani bazen insanın kısmeti açılır ya, açılır tam açılır, kapanınca da tam kapanır. Ben böyle inanıyorum. Bazen aksilikler arka arkaya bir süre gelir, sonra açılır. Sonra da böyle bir süre çok açık gider falan. Hani bunu tutanlar için bence böyle kısmetli bir dönem. Bereketli bir dönem daha doğrusu. Hani bu balık da çıkmıştı ama devesi de böyle oturmuş. Hani bir yük, bir mal, bir para, bir şey geçecek eline böyle. Hani ciddi bir para, ciddi bir yani ya bir iş, ya bir yatırım, ya bir şey eviniz, yani mesela ucuz aldığınız bir ev, bir araba, bir şey daha yüksek rakama satabilirsiniz. Bir şeyin getirisi çok olacak. Böyle oturmuş bir deve, yani bir kısmet, bereketiniz var. Hani bereketli bir dönem sanki sizleri bekliyor. Sanki sizin de beklediğiniz, uzun zamandır beklediğiniz bir şey. Bu bakın böyle bekliyorsunuz burada, durmuşsunuz ve artık hani o deve gelecek. Hani o kısmet, o bereketli dönem. Hani bu sizin hayatınıza gelecek, yansıyacak büyük ihtimalle. Şimdi şurada bir insan var. Böyle sanki elinde bir süpürgesi böyle evin önünü süpürüyor. Hani bir şey süpürüyor gibi. Etrafınızda bir yakınınız, bir eşiniz, dostunuz. Şuraya bakın, süpürgesi var elinde, sanki süpürürken şurada küçük küçük insanlar böyle başka yerlere gidiyor gibi. Hayatından bazı kişileri çıkaracak. Yani bu siz de olabilirsiniz gerçi ama sizin çok yakınınızda biri de olabilir. Hayatındaki bazı kişileri çıkaracak, süpürüyor yani hayatından. Hani ben şey diyorum bazen, hep böyle kişisel gelişim kitaplarında da hep yazar gerçi. Hani sadece evinizi temizlemeyin, hayatınızda şey de yapın, hani temizlik yapın, detoks yapın hayatınızda. Gereksiz insanları çıkartın, sizi üzen insanları çıkartın, sizi beslemeyen bitmiş ilişkileri, artık miladı dolmuş arkadaşlıkları. Bazen hani bazı şeylerin bitmesi gerekiyor, bitmek, kabullenmek gerekiyor, bitirmek gerekiyor ki yenilerine, yeni ilişkilere, yeni arkadaşlara yol açılsın, yer açılsın daha doğrusu. Bu siz de olabilirsiniz. Çok yakınınızdan birinde de duyabilirsiniz. Hayatından bir ya da birkaç kişiyi çıkaracak artık. Uzaklaşacak bu birkaç kişiden. Hani bu dönem artık benim hayatımda yeri yok. Hani bunlar bu zamana kadar vardı belki, okey, ama bundan sonra olmayacak deyip böyle hayatınızdan birkaç kişiyi çıkartabilirsiniz. Hayatınızda bir temizlik, detoks yapma zamanı gibi çıkmış. Genel anlamıyla bakınca güzel, temiz bir faldı. Bir de tabağımıza bakalım. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Şöyle bakalım. Şimdi
Burada da büyük bir mal, büyük bir güç çıkmış. Ya miraslık bir konuda bir yerden para gelecek size. Yani bu zaten az önce de bir deve çıkmıştı. Bunu tutanlar için bir yerden bir güç, bir para, bir maddi destek. Bu maddi destek hani bazen hazır gelen bir paradır ya beklediğiniz bir paradır ya da işte bir iş, terfi, bir şey yapacaksınız. Sanki böyle bir bereket artacak sanki çoğalma dönemi. Bereketli bir dönemi simgelemiş en çok burada. Siz bir şey için böyle çok didiniyorsunuz. Bakın ayakta durmuş böyle bir şeyle uğraşıyorsunuz. Bir şey için hayatınızda çok odaklanmışsınız. Hani bazen odaklanamayız. Bir şeyleri isteriz isteriz ama hayata geçirmek için hiçbir şey yapmayız. Öyle değil. Hani sanki hayatınızın artık böyle odaklanıp istediğiniz şeyleri hayata geçirdiğiniz bir dönem. Ama kafanızda bakın böyle karışık karışık bir sürü düşünce var. Böyle kafanızdan geçen o kadar çok düşünceler var ki kafanızın içerisinde netleştiremiyorsunuz ama ihmal de etmiyorsunuz. Böyle odaklanacaksınız yapmak istediğiniz şeylere. Odaklanıp böyle çok güzel şeyler yapacaksınız. Bir yolunuz var. Böyle çok temiz bir yol bu. Artık hani böyle bundan sonrası biz sizin için çok daha ferah. Bu falda en çok hissettiğim bereket böyle. Hani güç, bereket, huzur ve kafanız her ne kadar karışık olursa olsun hani yaptığınız şeye odaklanıp yolunuzu bulacaksınız ve temiz bir yol çıkmış. Her ne istiyorsanız onun için gerçekten çabalayın. Sadece istemekle olmuyor. Kafanızı da netleştirmeye çalışın. Çok kafanız karışıkken, çok mutsuzken, çok öfkeliyken karar vermemeye çalışın. Bu gerçekten o zamanlar hep yanlış kararlar alabiliyoruz. Biraz sakinleşmeye çalışın ama odaklandığınız şey için çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Temiz bir yolunuz çıkmış, bereketli bir dönemi simgeliyor bunu tutanlar için. İnşallah sizin de nasibiniz, çünkü bu nasipti, en hayırlısı olur sizler için. Birinci nasip fincanı seçenler için falımız buydu. Diğeri de kısmet. Bakalım kısmeti seçenler için. Bakıyorum hemen. Kısmeti seçenler için. Şimdi dışarıya taşan bir yolunuz var. Bunu niyet edenler için uzun bir yola çıkacak diyebilirim. Uzun bir yol çıkmış. Kısmetinizde uzun bir yol var. Yurt dışına çıkabilirsiniz, şehir dışına çıkabilirsiniz. Hiç hani olmaz demeyin. Her an her şey olabilir. Kısmet bu. Hani gerçekten bir uzun yol ya da uzun vadeli bir plan yapacaksınız. Hayatınızla ilgili uzun vadeli bir plan yapabilirsiniz. Şimdi şöyle hane kısmına bakınca şurası hane kısmı. Bakın hane kısmında iki kişi var. Burada ilişki isim geliyor bu fal en çok da. İkili ilişkilerde böyle iki kişi baş başa vermiş, oturuyor, konuşuyor ve çok güzel bir birliktelik gözüküyor. Bir çok hani huzur. Yani şimdi yalnızsanız eğer hayatınıza kesinlikle birini alacaksınız. Hayatınızla böyle oturup konuşup sohbet edebileceğiniz, hayatı paylaşabileceğiniz biri olacak. Aşk çok güzel, evet okey ama aşktan öte ben şeye çok inanıyorum. Biriyle gerçekten hayal kurabilmek, biriyle geleceği planlamak, biriyle sohbet edebilmek saatlerce. Birine hiç her koşulda her türlü güvenebilmek dünyanın en güzel duygusu. İşte bence böyle biri hayatınıza girecek ya da hayatınızda böyle biri var. Sorunlarınız varsa bile üstesinden gelip artık daha hoş bir sohbetin içerisinde olacaksınız. Böyle bir birliktelik çıkmış. Bu kimisi için eştir tabii ama bazen arkadaşlıklar da öyledir. Arkadaşlıkların da çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Çok bir böyle hoş sohbet, birlikte yol alabileceğiniz, hayatta yol alabileceğiniz bir insanla birliktelik çıkmış. Ama bu insanlardan birinin arkasında bir insan var. Bakın öfkeli biri var. Yani bu kişilerden birinin arkasındaki biri bu ilişkiye biraz müdahale etmeye çalışıyor. Yani sizin bu partnerinizle ya da eşiniz, dostunuzla olan ilişkiye müdahale etmek isteyebilir. Arkanızda birisi var. Laf söylüyor gibi, hani karışmak istiyor gibi ama siz karıştırmayacaksınız. Yani bu arkadaşlık ya da ilişki ise ilişkinize kesinlikle karıştırmayacaksınız ama biri müdahale etmeye çalışacak. Bakın çok bariz bir şekilde birinin arkadan ya bir söz söyleyecek, sözde huzur kaçırmak isteyebilir. Bir şey olacak ama çok da önemsemeyeceksiniz, takılmayacaksınız bence. Şimdi şurada böyle sanki böyle bakın şöyle ellerini kollarını açmış böyle hani kaleyi kollamaya çalışan kaleci gibi görüntüde bir insan var. Bakın böyle. Bir konuda kendinizi savunmak zorunda ya kalmışsınız ya da kalacaksınız. Bakın şöyle ayakta böyle kaleciler hani kollarını kaldırır böyle kaleyi kollamaya çalışır ya. Bir konuda bir insana karşı ya da bir iş yerinde olabilir mesela. Kendinizi korumak zorunda kalabilirsiniz. Hani bir olay olur. Suç sizin üzerinde. Bu kötü bir suç değil ama hani böyle küçük de olsa işin aksaması vesairesi falan ya da aile içerisinde bir şey olur. Hani senin ihmalin vardı. Sen öyle yapmasaydın böyle olmazdı gibi. Hani böyle gereksiz suçlamalar olur ya insanı. Bir konuda kendinizi müdahale etmek zorunda kalabilirsiniz. Hani böyle bilmiyorum belki ilişki anlamında, ikili ilişkilerinizde de olabilir. Yanlış anlaşılmalardan ötürü bazen ya işte neden böyle bir şey oldu falan
diye karşı taraf sorduğunda siz kendinizi korumak ve ifade etmek zorunda kalacaksınız birilerine karşı. Bakalım burada. Bakın burada çok bariz bir kuş gelmiş ve konmuş bir yere. Yani bir haber ama geldi gelecek yani. Böyle çok yakın bir zamanda çok güzel bir haber alacaksınız. Haber aldığınızda uzaktan bir insan bakın. Uzaktan çok uzun zamandır görmediğiniz bir insan olabilir. Eski arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan biri olabilir. Hiç ummadığınız birinden bir haber alacaksınız böyle. Yani güzel bir haber olacak, temiz bir haber olacak. Şaşıracaksınız. Hani eskiler hatıralarınıza gelecek. Yani eski bir arkadaşlık bu, eskiden tanıdığınız, belki akrabalarınızdan biridir ama uzun zamandır görüşmediğiniz ya da uzun çok uzak bir yerde oturuyor bu kişi. O kişiden bir haber alacaksınız ama güzel bir haber alacaksınız. O kişinin böyle bir kalbi çıkmış bakın burada. Kalben ya bu kişi bir aşık ya bir sevdası ya gönlündeki bir şey var. Kalben, ruhen hissettiği bir şey anlatacak size. Yani arayıp bir arkadaşınız aşık oldum diyebilir, evleniyorum diyebilir. Akrabalarınızdan biri, kardeşlerinizden, uzakta görmediğiniz uzun zamandır biri diyeyim daha doğrusu. Hani kardeşlerle de her zaman görüşülür genelde. Biri böyle arayıp aşık olduğunu anlatabilir, kalben duygularını anlatabilir ama böyle bir kalben sevgisini, bir şeyini anlatacak size. Onunla ilgili bir haber gelecek size. Şimdi burada çalışan bir ortam var. Sanki böyle ellerim de bütün yine kahve oldu. Şurada bir ortam var. Böyle herkes çalışıyor. Bakın böyle bir çalışma ortamı sanki. Herkes böyle bir işle meşgul gibi. Ama bakın burada bir tanesi eşek gibi çıkmış. Eşek figürü çıkınca ben biliyorsunuz artık böyle inatçılık. Bu çalışma ortamı ya da arkadaş ortamı olabilir. Hani böyle komşular vesaire bilmiyorum birileriyle toplandığınız bir ortam böyle. Birisi inatçılık yapıyor. Yani böyle bir eşeklik yapıyor. Bile bile hani böyle sizin damarınıza basacak ya bir söz söylüyor ya da böyle sizi huzursuz edecek bir durumla karşı karşıyasınız. Hani bu ortamda her şey güzel, her şey normal işlerken birinin böyle yaptığı eşeklik yüzünden canınız sıkılıyor ya da sıkılacak böyle. Yani saçma sapan bir şey söyleyebilir, hiç takılmayın. Ben hep diyorum ya yani herkesin düşüncesi kendine. Hiçbir şekilde siz kendinizi biliyorsanız hiçbir şeye takılmayın. Yani başkalarının söylediği hiçbir şeye takılmayın. Çünkü insanlar maalesef ağzı olan konuştuğu için huzursuz edebilir sizi. Bir eşeklik yapabilir, bir yanlışlık yapabilir. Çok da takılmaya çalışın. Takılmayacaksınız da bence. Şurada bir deniz atı gibi oluşmuş ama yarısı oluşmuş, yarısı oluşmamış. Bir kısmetiniz var. Hani böyle yarısı olmuş, tamamlanmamış daha. Devamı gelecek. Hani biraz vadesi bunun da bir süresi var. Bakın böyle. Hani deniz atı kısmettir. Böyle çok istediğiniz bir şey olacak denir ama bunun yarısı var, yarısı yok. Hani böyle işte çok istediğiniz işse ilk iş görüşmesine gideceksiniz. Sonuç biraz daha zaman alacak. İşte bilmiyorum ne istiyorsunuz. Bir şey istiyorsunuz. Onun ilk hamlesi, ilk böyle bir şey olacak ama ikinci şeyi böyle hani tamamlanması için kısa bir zamana ihtiyacı olduğunu öğreneceksiniz. Ama istediğiniz, çok istediğiniz bir şeyin artık böyle haberini alacaksınız ya da böyle görmeye başlayacaksınız. Ha işte demek ki bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz. Ha o ilişki olabiliri göreceksiniz. İşte bir iş istiyorsunuz. O iş olabiliri göreceksiniz. İşte bir yeni eve taşınmak istiyorsunuz. Artık böyle planları yapıp hangi ev olacağına karar verebilirsiniz gibi. Böyle ufak ufak bir başlangıç olacak sanki. Kısmetiniz belirecek yavaş yavaş. Bu falda da böyle güzel ve temiz çıkmış bence. Ama bir tabağımıza da bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Kısmetimizde bakalım neler var. Kısmeti seçenler için. Burada böyle bir telefon var. Sanki böyle eski telefonlar var ya böyle avizeli çak tuşlu falan gibi böyle bir telefona benzettim ben bunu. Bir yerden bir haber alacaksınız ama bu ciddi bir konuşma olacak. Yani bu iş yerinden bir haber alabilirsiniz. Aile büyüklerinden ya da birilerinden böyle ciddi bir konuşma. Biri sizi arayıp böyle hani sadece hoş sohbet, hayal hatırını sormak için değil. Belki miraslık, davalık bir konunuz vardır o konuyla ilgili. Ya da iş yeriyle ilgili bir haber alacaksınız. Yani böyle ciddi bir konunun konuşulduğu işte bir haber alacaksınız. Sizin için ama hayırlı olabilir. Çünkü etraf çok ferah çıkmış. Hani çok da sıkıntılı da çıkmamış. Burada şurada sanki bakın böyle bir ördek var. Bakın ördek biraz aptallık denir. Diyorum hep ben. Bakın böyle bir ördek sanki böyle şeyde suyun içerisinde. Şurada kafası görebiliyor musunuz kameradan? Şurada böyle bir ördek. Siz buradasınız, ayaktasınız. Birine çok ilgi göstereceksiniz. Çok
yardımcı olacaksınız, çok destek olacaksınız. Hani böyle bazen iş yerinde arkadaşlarımıza çok destek oluruz falan, sonra hata görür yani böyle yaptığınız iyiliğinin karşılığında böyle bir aptallık yapacak o kişi. Yani böyle hatalı davranacak. Yani siz ona iyilik yapmışken o sek istemeden ya da isteyerek bilmiyorum ama bir kötülük, bir yanlışlık yapacak. Yani hani siz onun üstüne eğilmiş, düşmüş, dikkat ederken, özveriyle davranırken bakın böyle eğilmişsiniz. O da böyle tam tersi bir ördek gibi çıkmış, hatalı davranacak. Bazen maalesef öyle olabiliyor, sevdiklerimizin üzerine çok düşüyoruz. Çok hani onlar için bir şeyler yapmaya çalışırken bu bir arkadaşınız olabilir, akrabalarınızdan biri olabilir belki. Hani kimle ilgileneceksiniz bu aralar? Böyle kiminle böyle yardıma ihtiyacı olduğunda koşacaksınız belki, ona destek olacaksınız. Böyle eğilmiş onunla uğraşacaksınız. Onun derdi, sıkıntısı ya da her neyi. Ama size öyle bir şey söyler ki hani ördek çok affedersiniz aptallık diyorum ben hep fallarda. Aptalca böyle saçma bir şey söyleyebilir, saçma bir şey yapabilir. Hani yaptığınız iyilikle böyle şaşırıp kalabilirsiniz. Şaşırmayın. Maalesef bazen iyilikler cezasız kalmıyor. Çok da iyi olmamak mı gerekiyor? Yok, iyi olmak gerekiyor belki de. Herkes nasılsa öyle olmaya devam etmeli ama maalesef karşımızdakileri değiştiremiyoruz diyelim. Ama onun haricinde güzel, sadece burada bariz bir telefonla ciddi bir haber alacaksınız. Umarım güzel, istediğiniz gibi bir haber olur. İkinci falımızda da kısmeti tutanlar için de falımız buydu. Yine olumlamalar yaparak kapatalım. Çünkü her söylediğimiz söz evrende bence bizi hayatımızda gerçekleşmek için sanki böyle harekete geçiyormuş gibi hissediyorum ben. O yüzden güzel şeyler söyleyeyim. Bol bol dua edin. Olumlamalar yaparak da bitirelim. İnşallah gönlünüzde geçen her ne varsa gerçek olsun. Kısmetiniz olsun sizin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.